bir günde yapalım. Yani çalışıyoruz. Çok güzel şeyler de yaptık. Her geçen gün daha çetin şartlarda. Şöyle düşündüm, yani 18 aydır düşünüyorum. Türkiye'nin içte ve dıştaki bu mücadelelerinde Cumhurbaşkanımızın insanüstü gayretleri var. Yani partimiz her geçen gün daha çetin şartlarda çarpışıyor, çalışıyor. Dolayısıyla biz de ordu olarak bunun dışında değiliz. Onun için ben burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu esas Türkiye politikasının içine sizi oturtmak istiyorum ilçelerle beraber. Asfaltınız, çöpünüz, işte bisiklet yolunuz, suyunuz zaten olacak, bu Allah'ın emri. Yani bu zaten belediyeciliğin meselesi. Ama burada yapmak istediğim şey kendi kendine yeten bir şehir. Kendi kendine yeten bir il. Biz şimdi bu yeni dönemde yapacağımız çalışmaları bir bütün halinde ele alıp buradaki temel politika Türkiye'nin kalkınması ve Cumhurbaşkanımıza destek olma noktasında gideceğiz. Bizim yaptığımız tarım daire başkanımız. Şimdi burada 3 tane büyük projemiz olacak yeni dönemde arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Akdeniz-Karadeniz yolu. İkincisi Bolaman Vadisi projesi. Bolaman Vadisi projesi nüfusumuzun 1/3'ünü kapsıyor. 300 milyon dolarlık proje. Belediyenin bütçesinden daha büyük. Yani 300'ü şeyle çarparsanız 3 yıllık belediyenin şeyi yaklaşık. Bu proje hepimizi ilgilendiriyor. Onun dışında tabii ki limanla beraber denizi kullanmak ve Ünye Limanı ve bütün hinterland'a bu hizmet edecek ve fındığın kendisi. Bu toplantı diyeceksiniz ki ya bizim belediye başkanlığıyla fındığın, belki fındığın içindeyiz biz. Fındık dünyadaki bir numaralı üreticiyiz fındığın. Fındığın her şeyinden sorumluyuz. Fındığın sahibi biziz. Sizler ve biz beraber. Ve fındıkla ilgili de yaptığımız çok büyük çalışmalar var. Özellikle bir misal vereyim size. Dünyadaki üretilen dört fındığın bir tanesi orada üretiliyor. Bu kadar fındığın içinde oradan bir tane fındık denizden, limanlardan gitmiyor arkadaşlar. Ünye Limanı'ndan, Fassa'dan dünya kadar bentonit, çimento gidiyor. Bir tane fındık gitmiyor. Ben çocukluğumda dedemler şuradaki Rıhtım'dan çuval çuval fındık ihraç ederlerdi. Şu beğenmediğimiz Rıhtım'dan. Kocaman Ünye Limanı'mız var. Fassa limanımız var. İskelelerimiz var. Bir tane fındık gitmiyor. Buradan fındıkların hepsi 150 kilometre Trabzon'a gidiyor. 150 kilometre dön geri geliyor. Bir tane gelirimiz yok. Yaptığımız hesaba göre en az 500 milyon liralık gelirimizi kaybediyoruz. Biz burada Çamlık'taki 150 metrekarelik beton mu döküldü, oraya bungalov mu yapacak, yap işlet devret mi olacak diye Ünye'nin o seçkin insanları 3 ay bunun tartışmasını yapıyor. Bir tane fındığın niye ihraç edilmiyor? 500 milyon liralık konuyu konuşmuyor burada arkadaşlar. Bir kişi için bir sürü dalgalanmalar, bir sürü tartışmalar var. Dolayısıyla İşte ben bunları tartışmaya açıyorum. Fındığın sahibi biziz. Fındık bizim konumuz. Yani fındığın fiyatından, üretiminden, katma değerinden, çikolatasından vesairesinden hepsinden sorumlu biziz. Bundan Kumru da sorumlu, Gölköy de sorumlu, Mesudiye de sorumlu, biz de sorumluyuz. 11 ay boş kalıyor bahçede. Bunları kullanacağız. Gelirlerini artıracağız. Onun için Büyükşehir'in ana politikalarını hep birlikte uygulayacağız. Bunun için asfalt politikası da var, su da var. Şimdi Bolaman Vadisi su işini inşallah halledeceğiz. Dediğim gibi 1/3 nüfus orada. Öbür taraftan %80'i sahilde. Sahille ilgili turizm projelerimiz, tarım projelerimiz zaten çok güzel bir şekilde yürüyor. Bir asfalt plenti satın aldık. Dolayısıyla bu asfalt plenti noktasında şimdi taş ocağımızı da aldık.
müteahhit karı da ortadan kalkmış oluyor. En az 1/3 oradan da bir karımız olacak. KDV'si vesairesini düşünürseniz. Biz cayır cayır çalışacağız gece gündüz. 170 kilometre yolun yapılması planlandı yeni dönemde. Yapılan yol 652 kilometre yol yapıldı arkadaşlar. Bütün ilçelerle sizlerinle birlikte. Sanat yapıları menfez 550 metre, duvar 31 kilometre, kaldırım 77 bin metreküp, parke, reglaj, yama, yol genişletme çalışmaları, stabilize, bunların hepsinin toplam maliyeti 359.977 KDV hariç aşağı yukarı 360 milyon liralık para harcandı. Hep bunlar size feda olsun, güzel çalışmalar çıktı. Ve şu anda biz yoğun bir çalışmayla bunları çıkarıyoruz. Bir çalışma başlattık. Benim aklıma şu geldi, şunu düşündüm.